Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun Murat Bey. Buyurun. Sayın Başkanım, sayın yerinde. İlk kez oraya milletvekillerini görerek, üstüne de künyesini katarak bir hatıra gelene her zaman o yeşili yapalım ama mümkün olmayabiliyor. Bu da ilave bir şey patlayabilir mi? Ama bu imanı olur. Arada belediyemizin göstereceği bir yere ağaç ekme zorunluluğu olur sadece. Zaten vaziyet planında bazen inşaatçı olduğumuz için. Devam edeyim. Belediyemiz de bu yeni yapılacak. Onun için de tabii ki ağaç dikmesi güzel memleketimiz. Çalışmaların devam etmesine karar verilmiştir. Üçüncü soru önergemiz Sayın Mehmet Aksoy. Etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Üç komisyonda konuyu detaylı olarak araştırması adına çalışmaların devam etmesine karar verilmiştir. Arzına başladık. Bağımsız birim sayısı başına bir adet, ticari basılı birimler için ticaret biriminin toplam büyüklüğü 25 metrekare adet meclisine görüşerek karara bağlanması hususunda İmar Şehircilik'ten gelen bir... Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Yemyeşil Türkiye kampanyasında, Yemyeşil Şanlıurfa kampanyasıyla da belediye olarak bizler destek olmaya çalıştık. Bu manada bugün Haliliye Belediye Meclisimiz almış olduğu kararla iskan alacak olan binalarda daire sayısı kadar bahçelerine ağaç dikilmesiyle ilgili olarak kararı meclisimizden geçirdiler. Bu yine Göbekli Tepe ile birlikte Şanlıurfa Haliliye ilçesi tarihi bir ilçe, tarihi bir kent olduğu gibi bu Yemyeşil Haliliye kampanyasına da meclisimiz tarihi bir kararla imza atmış bulunmaktadır. Yemyeşil Şanlıurfa kampanyasını belediye olarak, meclisimiz olarak var gücümüzle desteklemeye devam ediyoruz. Meclisimizin almış olduğu karar gereği her mesken başına bir adet ağaç olmak üzere her iş yerinde de 25 metrekareye de bir ağaç düşecek şekilde bahçelerine ağaç dikim zorunluluğu iskanda getirildi. Bundan dolayı da meclislerimize teşekkür ediyorum. Bu uygulama inşallah Şanlıurfa Haliliye ilçesi olduğu gibi tüm ilçelerimize ve tüm Türkiye geneline yayılır diye ümit ediyoruz.